Hoş geldiniz Yıldız anne. Baban yok mu? Yok yok, çıktı, buyurun. Hoş bulduk. Ay ne yapayım? Sabah çıktı, çıkarken de siz annenizi çağırın, rahat rahat torunuyla hasret gidersin dedi. Ay çünkü anneannesi çok özlüyor Ertem'ini. Hoş geldin annem. Ay yani biraz daha büyüyor, bu bir acayip oluyor yarabbim. Size çok güzel hediyeler getirdim çocuklar. Anne bak. Bunu bir Amerikalı profesör yazmış, çocuk ve anne sağlığı ile ilgili. Vallahi başucu kitabın olacak, harika. Çok bir şey. Çok sağ ol anne. Bu da Erdem'imin. Şimdi bunda bir ekran var çocuklar. Bir de fonda böyle hafif bir yumuşak bir müzik var. Şimdi diyor ki Avrupalı bilim adamları, çocukların beyni sünger gibidir diyor. Bütün sesleri, bütün görüntüleri çekmek ister diyor. Erdem'im de bu kutudan öğrenecek sesleri de, görüntüleri de. Ay canım benim, maşallah. Anneannesi ne almış ona? İşte oğluma. Aa! Ay çok banal. Ya Osman, nereden kaldın? İki saattir bekliyoruz. Allah Allah, ne bitmez makyajmış bu böyle. Neyse, ben dışarıda bekliyorum seni. Müsaade edinizle. Neyse. Abi. Abi ben sana dedim, oraya saklanma. Ya seni bulurlar de, bak hemen bulurlar seni. Merak etme Osman. Beni iyi kıvırdım, fark etmediler. Ve böylece o servet düşmanı, sefalet düşkünü kadının bütün sinsi planlarını öğrendi. Önce Ayperi ile Murat'ın beynini Amerikalı bilim adamlarıyla batılı profesörlerle zehirleyecek. Onları batıya bağımlı yapacak. Sonra da yumuşak melodiler dinletip Zebercet'imi sünger yapacak. Ama göreceğiz. Zebercet'im onun istediği gibi bir sünger mi olacak? Yoksa Anadolu'nun yüksek tepelerinden bu batı özentisi zihniyetin kafasına düşen sert kaya mı olur? Göreceğiz. Şimdi boşu boşuna da dışarı çıktık ya. Bir çay içip gelelim bari. Rezil olduk Osman abi, Yıldız anneme rezil. Engel olmaya çalıştım ama tutturdu saklanacağım den Murat. Ya kaç defa dedim abi, bu yol doğru değil. Bir dinleme cihazı koyak. Konuşmaları kaydedek, dönüşte dinledik dedim ama yok. Neyse, bir isteğiniz yoksa ben yatayım artık. Dur abi dur. Sana zahmet şu Erdem'i bir odasına götür abi. Şu oyuncağını da al. Şunu açayım. Hah. Bak bunu böyle yatağın yanına koy abi. Bu böyle tepeye doğru ışık verecek, tamam mı? Gerçekten bu renklerin böyle insanı büyüleyen, böyle bir başka diğerlere götüren bir havası da var ha. Değil mi Osman abi? Osman abi. Osman abi. Osman abi. Ha? Bebeği diyorum, Erdem'i odasına götürsen, bunu da yanına koysan. Olur mu abi? Tamam. Hadi. Ayperi, sen de annen gittiğinden beri gömüldün o kitabı. Kaldırmıyorsun kafanı bir türlü. Çok ilginç şeyler yazıyor hayatım. Ne gibi sevgilim? Yarın anlarsın. Dandan bir uyutmadınız. Ya Osman, ne sakar adamsın ya. Gitti güzel oyuncu. Neyse, neyse. Yarın yenisini alırız. Mala gelsin de cana gelmesin ama üzülmeyin, üzülmeyin. Dünyanın en şanslı veledisi. Bak,
dün akşam oyuncağın kırıldı. Sabahına dede sana yeni izini aldı. Osman top. Ve al bakalım Zebercet. Güle güle de. Baba ne yapıyorsun? Gaziantepspor'un gelecekteki yıldızını daha kundakta keşfetmenin gururunu yaşıyorum Murat. Osman forma. Koçum benim be. Koçum benim be. Bak 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 bak. Allah Allah, vallahi çok yakıştı. Vallahi çok yakıştı ya. Evet, Zebercet ayağında topla ilerliyor. İlerliyor, ilerliyor, ilerliyor. Çalım, çalım. Bir çalım daha, bir çalım daha. Kaleciyle karşı karşıya, kaleciyle karşı karşıya. Kaleci, sefalet düşkünü yıldızın bacakları arasında analarla buluşuyor. Gaziantep Spor 1, Sefalet Spor 0. Ya siz ne ilgisiz ana babasınız ya? Evladınızın ilk golü. Ne biçim tepkisiz insanlarsınız böyle? Osman, tribüne tepki. Kapalı uyuma. Kapalı uyuma. Zapalı uyuma. Zapalı. Ancak kapalı müsaadenizle uyumak istiyorum. Babacığım, nereden çıktı bu futbol? Nereden çıktı futbol diyor. Bu ne biçim soru Ayperi? Tabii ki Gaziantep'ten. Gaziantep'in ovalarında yetişen karpuzları, Gaziantep'in delikanlıları çimenlerin üzerine teperken çıktı. Baba, futbolu İngilizler bulmamış mıydı? Evet, İngilizler buldu. Ama bil bakalım nerede buldu? Gaziantep'te. İşte ben de Zebercet'imi daha kundaktayken Ataspor'u futbolla tanıştırıyorum. Osman Pirim. Ne Pirim'i? Ne primi olacak ya o? Gaziantep Spor'un Sefalet Spor karşısındaki zaferinin primi. Ya Zebercet, Zebercet. Oğlum, bugün izinlisin. Git bu akşam güle güle harca. Osman broşür. Sen koy oraya, o sana bakar. Evet, budur. Osman, sahayı terk et. Gidip bir bakar mısın neymiş şu broşür? Aşkım, sabahın saat 8'i uyandıktan sonra bakarım ne olduğunu. Annelerde doğum sonrası bunalımın başlıca sebepleri uykusuzluk, derin üzüntü hali, ağlama nöbetleri, hırçınlık ve mantıksız davranışlar olur. Eşin mutlak özveri ve desteği olmaması halinde bu belirtiler özellikle sabah erken saatlerde ortaya çıkarlar ve ortaya çıktıktan sonra bazen saatlerce süren... Devam edeyim mi? Devam et. Neyse, Zebercet'imi kurtardık Osman. Bu Amerikalı profesörlerin, batılı bilim adamlarının dünürüm sayesinde benim Zebercet'imi bir süngere dönüştürmesine engel oldu. Cümleden geçmiş olsun abi. Ya ne geldiyse başımıza bu batılı zihniyet yüzünden geldi. Doğru mu? Doğru abi. Ya bir yerli malı haftasını çok gördü bize bunlar ya. Yerli malı haftası bir hafta uzun dediler, bir gün yaptılar. Sonra bir gün de fazla geldi, bir saate düşürdüler. Sonra ne yaptılar bak, saatleri ileri aldılar. Biz de batıya uyalım diye o yerli malı saatini bir saat ileri alınca ne oldu? Kurtulacak bir şey kalmadı ya. Fakat Osman, bir millet uyanıyor. Ben hepsini tek tek uyandıracağım. Bu ne güzel bir somon böyle Osman ya. Halis munis Norveç abi. Allah'ım. Adamlar yapmış. Gece kulübü broşürünün Erdem'in yatağında ne işi var baba? Onuma futbol sevgisi aşılamak için. Baba, futbol sevgisiyle gece kulübünün ne alakası var? Allah Allah. Ya çocuk gol yapmış. Takımına 3 puan kazandırmış. Ne yapacak? Kutlayacak. Nasıl kutlayacak? Seni beni Osman'a alıp atlı karıncaya mı bindirecek? Böyle Rus kızlarının olduğu bir gece kulübüne gidecek. Orada bunlarla yiyecek, içecek. Sonra da baştaki pozisyonları tartışacak. Bunun için illa Rus sevgisi mi lazım? Bunlar futbolun güzellikleri Murat. Bunlar yeşil sahalarda görmek istediğimiz hareketler. Doğru mu Osman? Hepsi silikon abi.
Molaha mı diyeyim ya? Baba, ha. 3 haftalık bir bebeğim var. Lohusa döneminde bir karım var. Ve senin bu saçmalıklarınla daha fazla uğraşmayacağım. Tamam o zaman, ben karışmıyorum. Ne haliniz varsa görün. Ama yarın öbür gün Zebercet, Anadolu delikanlısı bir futbolcu olarak değil de kafasında bir tavus kuşu, üzerinde de pembe renkli bir tayyörle dans yarışması sunuculuğu yapıyorsa bana gelme. Ya bunlara kalsa Zebercet'imi Fransız saraylarının bahçesinde yetişen bir laleye çevirecekler. Halbuki ben Zebercet'imi Anadolu'nun bozkırlarında yetişen bir kaktüs gibi yapmak istiyorum. Öyle bir kaktüs ki büyüdüğü zaman o kaktüsün dikenleri bütün bu silikonları patlatacak. Bu ne Osman? En kalitelisinden Rus havyarı abi. Allah Allah, Allah Allah. Ya adamlar yapmış. Kim o? Annem. Eyvah, Yıldız. Mine. Seni gidi seni, yüreğimi ağzıma getirdin. Zaten annene görünmeden kapıdan nasıl çıkacağım diye şurada döp dönüp duruyorum ayol. Dönmene gerek kalmadı teyze, ben bir yolunu buldum. Ciddi misin, nasıl? Ya şöyle okuldan gelirken saçlarıma bir şekil yaptırayım diyorum, böyle burgu burgu. Öyle mi? Ha, anladım galiba. Al bakalım. Teyze ya, benim şu ayakkabılarım da bir eskidi. Ben onları da bir değiştireyim diyorum. Oo, sen de çok şey diyorsun. Al. Beni takip et. Tamam, dur bekle. Tarafta teyze, rahat rahat çıkabilirsin. Annem 10 dakika önce çıktı, bir işi varmış. Seni de. Of. Alo, buyurun. Holding muhtar. Alo. Cem. Aa, iyi ki aradın ya. Sıkıntıdan patlıyorum burada. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Şirketteyim. Ya öğlen yemeğe gelsene, beraber yemek yeriz. Çok sıkıldım. Bilmiyorum Didencim. Patrondan izin alamayabilirim. Günaydın. Günaydın. Aa, kim geldi? Annem. Biliyorsun o da bizim şirkette çalışıyor. Ay, benden selam söyle. Cem'in çok selamı var anne. Sen de ona benden selam söyle. O da sana çok selam söylüyor. Ya arada bizim şirkete de uğrasın. Yüzünü gören cennetlik. Ana. Ne oldu? Bak, geldim şirkete. Alo, annem bizim şirkete de geldi. Aa, çok selam söyle. Didem'e selam var. İyi, iyi. Bugün hiçbir şekilde keyfimi kaçıramayacaksınız. Çünkü ilk defa Yıldız'a yakalanmadan evden çıkabildim. Ay, bir de Ahmet Muhtar'la arasını bir yapabilsem, bir imzayı attırabilsem ne dert kalacak ne tasa. Çünkü burası onun şirketi de olacak. O yüzden burada çalışmama kızamayacak. Sabahları rahat çıkacağım evden. Aa, teyze hoş geldin. Hayırdır, bu ne sürpriz? Teyzen mi geldi? Evet. İyi, ver bir sesini duyayım. Teyzeciğim al, Cem sesini duymak istiyor. Sen konuş, konuş. Alo? Alo? Teyzeciğim, lütfen karımı verir misin? Sesini duydum, tamam yeter. Peki. Hayırdır teyze, niye geldin? Ahmet Muhtar'la görüşecektim. Hemen haber vereyim ben, sen geç o sırada şöyle annemin yanına otur. Anne! Anne! Aa, anne. Ya bu çocuk niye uyumuyor Murat? Merak etme aşkım, uyur birazdan. Ha, oradan akıl vereceğini sen alıp sağlasana biraz da Murat. Ben? Hı? Ay Peri, ben hiç anlamam o işlerden, hiç bulaştırma tatlım beni.
Annelerde doğum sonrası bunalımın başlıca sebepleri uykusuzluk, derin üzüntü hali, ağlama nöbetleri, hırçınlık ve mantıksız davranışlar olup eşin mutlak özveri ve desteği olmaması. İstersen lazım. Bir de ben deneyim sevgilim ha? İstersen. Hopacık, 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 hopacık. Öyle eee diye uyutamazsın Muratcığım. O jingle bells'e alıştı bir kere, onu söyleyeceksin. Aferin, suyunu çıkarın. Özellikle eşin mutlak özveri ve desteği olmaması halinde. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Hey jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Abla senin ne işin var burada? Ahmet Muhtar değil mi? Sonunda sen de geldin. Dayanamadın değil mi? Oğlunla gelinle yapılan milyarlarca liralık tekliften sonra dayanamadın, geldin değil mi? Ve şimdi haykıracaksın Ahmet Muhtar'ın suratına. Yeter artık, yeter, bırak çocuklarımı, bırak diye. Aynen bu şekilde, bırak çocuklarımı. Evet. Değil mi? Yeter artık Yıldız, yeter. Dayanamıyorum bu adamın ailemizi içten fethetmek için yaptığı sahtekarlıklara canım. Çok güzel masasın. Ben görüşeyim, sonra sen de konuşursun. Hanımefendi, bekliyor. Peki. Asıl sen niye buraya geldin Yıldız? Sen değil miydin bağış gecesindeki rezaletten sonra bir daha o adamın yüzünü görmek istemiyorum diye? Ya çok ısrar etti Ahmet Bey de, o yüzden geldim, merak etme. Bir yeğeni varmış, edebiyattan sınıfta kalmış. Yardım etmemi rica etti. Tabii eğitim deyince de akan sular duruyor. Ha bir de tabii o bağış işini bir daha ağzına almayacağına söz verdi. Vay sevgili dünürüm. Hoş geldin. Peki ben hoş geldim mi Ahmet Muhtar? Şaşırdın değil mi beni gördüğünü? Ahmet Muhtar, oğlumla gelinimi rahat bırakmanı istiyorum. Ailemizi rahat bırakmanı istiyorum. Yeter be! Nedir bu senden çektiğimiz? Yıldız, ben dışarıda bekleyeceğim. Bu adamın suratını daha fazla görmek istemiyorum. Tamam ablacığım. Ayakta kaldın Dünür, otursana. Osman koltuk. Abla buyur. Ya kusura bakma, dün evden biraz aceleyle çıktım. Konuşmaya fırsat olmadı, fazla vaktini almayacağım. Mesela şu, bizim Gaziantep'te bir yeğenimiz var. Haylaz edebiyattan çakacak bu sene. Ya dedim ki benim kapı gibi edebiyat öğretmeni Dünür'üm var. Sen atla bir uçağa gel, o sana ders versin. Faydam olacaksa eğer, neticede eğitim. Tamam, saati 1000 yeterli. Anlaştık mı? Yok, istemem. Tamam, saati 3000 yeterli. Ahmet Bey. Sen de sıkı pazarlık yapıyorsun ha. Tamam, 5000 yeterli. Ahmet Bey, yani sizden rica ediyorum lütfen, yani saati şu kadar, saati bu kadar. Anladım, dakikasına yap- istiyorsun. Olur, dakikası 5000 yeterli. Ahmet Bey, ben para kabul etmiyorum. Para istemiyorsun. Ne istiyorsun, daire mi? Arsa mı? Tamam, dakikasına 100 metrekare arsa alayım sana Kumburgaz'da. Ahmet Bey lütfen yapmayın. Kumburgaz uzak mı geldi? Kemerburgaz olsun. Ahmet Bey lütfen ısrar etmeyin. Bundan sonra sizden tek bir çöp dahi kabul edemem. Ha ben anlamadım şimdi. Nedir? Kemerburgaz'dan mı uzak geldi? Hayır. Getirin yeğeninizi, ben çalıştıracağım. Tamam mı? Bu kadar. Getirin, tanışalım çalışalım. İyi günler. Dedim Allah aşkına, ben daha fazla dayanamıyorum. Benim içimde kaldı. Bir çift sözüm var. Hadi. Sen git, ben sana yetişeyim. Hadi. Arkandayım. Ahmet Bey, yapamayacağım artık. Dayanamıyorum. Yüreğim ağzıma geliyor. Ay,
Yıldız burada çalıştığımı öğrenecek diye elim ayağım dolanıyor canım. Ben buna dayanamayacağım daha fazla. Onun için istifamın kabulünü rica ediyorum. Sana Kumburgaz'da oğluna Kemerburgaz'da daire. Yarın sabah görüşürüz. Nihayet. Tam 1,5 saat sonunda nihayet. Ah. Ya Murat ya durmasana işte. Ya bu Erdem sallanarak uyumaya alıştı. Durduğun anda hemen ağlıyor. Hala duruyor. Aşkım, uyuyana kadar sallıyoruz. Sonra uyuduktan sonra uyanana kadar bir daha sallıyoruz. Peki biz ne zaman duracağız? Durmak yok bir tane. Ya Murat, bana kahvaltı hazırlar mısın? Kızarmış ekmek ve omlet istiyorum. Bu durumda benden istemiyorsun herhalde bunu, değil mi? Annelerde doğum sonrası bunalımın başlıca sebepleri uykusuzluk... Omletin derin... sade mi olsun yoksa peynirli mi? Tamam, siz yükleyin. Ben Osman'ı yollarım. Tamam, oldu. Osman, getirdin mi Masum Barbara'yı? Getirdim o. Hani göster. İşte budur ya. Zebercet'in bu hediyeye bayılacak Osman. Ne anası, ne babası, ne de servet düşmanı, sefalet düşkünü ananesi gıkını çıkaramayacak. Ama bilmiyorlar ki Masum Barbara işine geldiği zaman bir anda Fettan Barbara'ya dönüşecek. Masum Barbara Zebercet'in kundağında iffetli bir İngiliz kızı olarak 6 gün oturacak. Ne zaman Zebercet'im o topu depecek, Masum Barbara gidecek, yerine anasının gözü Barbara gelecek. 1, 2, 3 derken Zebercet bu Fettan Barbara'ya kavuşmak için topu depecek. Ve böylece Gaziantep spor tarihinin en büyük golcüsü de kundaktayken yetişmiş olacak. Nasıl? Ne oldu abi? Ben ne muhteşem bir dedeyim be Osman. Abi bende bir sıkıntım var sandım ya. Yüzünü böyle eşki mürdüm eriği gibi buruşturayım. Benim gibi bir dededen sadece Zebercet faydalanabiliyor da ondan Osman. Halbuki benim memlekettaki bütün torunlara örnek olmam lazım. Zekamla, hayat felsefemle, bilgimle, kültürümle, toprağa bağlılığımla, memleket sevgimle, servet düşmanlarına, sefalet düşkünlerine karşı verdiğim mücadeleyle. Doğru söyleyin ya. Of of. Ben harcanıyorum buralarda be Osman. Değil mi Barbara? Barbara. Sonra ben de dedim ki o tren buradan geçmeyi uy. Hocamla konuşuyorum. Hadi bir daha söyle. O tren buradan geçmeyi uy. Alo? Cem? Senin yanında bir kadın mı var? Yok, hayır yok. Yalan söyleme, sesini duydum. Gülüyordu telefonda. Saçmalama İdem, yok. Bana yalan söyleme Cem. Bak. Bak yine sesini duydum. Bana yalan söylemeyeceğim dedi. Ya kadın, ya sussana. Ya sen benim karımlarımı bozmaya çalışıyorsun. Alo. Dalara taşlara. Abi, bunlara yapacak bir şey bulmak lazım. Bak iyice kafayı sıyırırlar bak. Galiba buldum Osman. Ya ben ne adamım ya? Ya alo bak aşkım, kimse yok burada. Bak bak. Alo. Kapattınız. Bitti mi konuşmanız? Bitti mi konuşmanız?
Tabii tabii Güneş Hanım. Ben zaten anladım sizin ses tonunuzdan espri yaptığınızı. Evet şimdi ne çıkarsa. Siz de demedim. Tabii haklısınız. Hayat böyle şakalarla güzel. Değil mi? Tabii. Şuradan biraz çek çek. Pardon pardon Güneş Hanım. Evet. Efendim? Tabii haklısınız haklısınız. Akşama bekliyoruz. Yıldız Hanım'la beraber. Hoşça kalın, hoşça kalın. Selametle. Hadi. Osman. Benim bu çaktırdığım film var ya. Erkek evlat yetiştirme konusunda bir çığır açacak. Bütün dünya görecek erkek evlat nasıl yetiştirilirmiş. Ya düşünüyorum da. Keşke Murat zamanında da olsaymış böyle teknoloji. Bütün kainat görürmüş benim nasıl buram buram Anadolu kokan sapına kadar erkek bir evlat yetiştirdiğimi. Single all the way, and you know if I'm getting your hand in your hey. Keşke başımı bu mutfağın kapısına tam kanada çarpsaydım da. Beyin travması geçirseydim. Osman beni acile kaldırsaydı da içeride gördüğüm manzarayı görmeseydi. Ya baba bu kadar abartma. Ah, inanamıyorum. İnanamıyorum o nasıl bir manzaraydı öyle. Hadi manzarayı bırak. O melodi neydi öyle? İşini çok seven bir bozacı edasıyla önünden geçtiği apartmanın çatı katına duyurmak istercesine havası çıktığı kadar cangırı bir, cangırı bir say. Keşke görmez olsaydım. Ya baba ne yapayım? Çocuk o parçaya alışmış. O şarkıyı duymadan uyuyamıyormuş. O parçaya alışmış. Duyuyorsun değil mi? Başka türlü uyuyamıyormuş. Demek öyle alıştırmışlar. O Batı özentisi annesinin işleri bunlar. Bizim toprağımızın buram buram Anadolu kokan ninnileri dururken ne bileyim bir dandini dandini dastana olsun bir fış fış kayıkçı olsun bir ne bakıyorsun bana benekli dana dururken cangırı bir cangırı bir say. Fakat direneceğiz Osman. Tabii abi. Direneceğiz. Ben bu Batı özentisi kadına teslim etmeyeceğim torunum. Benim torunum Frank üzümü olmayacak. Bir Malta eriği olmayacak. Bir Brüksel'le hanası olmayacak. Asla. O sert kabuklu bir Antep fıstığı olacak. Ve Antep fıstığının sert kabuğu ona dişlerini geçirmeye çalışan ananesinin dişlerine mezar olacak. Tamam Osman tamam yeter. Ben gidip Ayper ile konuşacağım şimdi. O kadın bir daha asla bu eve gelmeyecek. Zebercetime yaklaşamayacak. Osman yol aç da geçeyim. Bu ne ya? Yol bırakmıyorsunuz burada geçecek. Biraz normal olun ya. Ya benim anlamadığım bir şey var. Niye çocuğu ta Gaziantep'ten buraya getiriyor? Yani orada öğretmen mi yok? Bana kalırsa bütün bunlar bahane. Neyin bahanesi? Seninle daha sık görüşebilmenin. Ay saçmalama abla Allah aşkına. Hay burada bu yok. Hay bu ay bunu istemiyorum. Aa. Mine? Efendim. Hayır sen olduğuna emin olmak için tekrarladım yavrum. Sen bu çizmeleri bu monta para vermedin değil mi? Yok anne vermedim için rahat olsun. Çaldım ben bunları. Saçmalama anne tabii ki verdim parasını. Alo. Hadi dur sen kapa ben arayayım seni daha rahat konuşalım. Aa. Mine o elindeki ne? Fritöz. Dur anne lafı tutma patatesleri yakacağım. Alo. Ay şuna bak şuna. Ayol cep telefonunu da değiştirmiş. Nereden buluyor bu parayı? Ben bunun bir hesabını soracağım. Hadi 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 gidelim çok geç kaldık. Ahmet Muhtar'ın gözü yollardadır şimdi hadi. Buyurun hoş geldiniz. Aa. Hoş geldin Dünür. Kıyafet balosu mu var? Ya kusura bakma. Bizim yeğen uçağı kaçırmış, yarın gelecekmiş. Biz de torunum Zebercet için
Antep yer sofrası hazırladık. Memleketimizin yerel tatlarına bakıyoruz. Buyurun siz de oturun, buyurun. Gelin, gelin. Biz yedik. Gelin, ne alırsınız? Abla gelme. Firik pilavı, yuvalama, şivendiz. Nasıl? Şivek... Bak, bak, böyle baka kalırsın işte. Böyle toprağından kopuk yaşarsan... ...kendi toprağının ürettiği sebzeyi meymeyi bilmezsin. Aa, ne oluyor ablam? Şey sesi yani. Kuzey yok, kuzey yok. Sarı kızın sesi. Ha? Emlak'ta kasratınız dinsin diye... ...benim vefakar inayım sarı kızı getirdim Antep'ten. Bahçede otluyorum. Cemle Didem yanında. Cem 3 dakikada bir kuyruğunu çekiyor. O da böğürüyor. Bizim kulaklarımızın paslı gidiyor. Antep'in ovaları, yaylaları geliyor gözümüzün önüne. Cemlak bak gene duyasım geldi. Cem, kuyruk. Ooo. Bir daha. Ya işte böyle durum. Biz mutluluğu, huzuru Amerikalı profesörün kitabında değil, Avrupalı madamın deneyinde değil, böyle bir sazın telinde, bir ineğin sesinde, bir birik pilavının pirincinde, şalvarımızın delik cebinde buluyoruz. Çal. Allah. Allah. İşte bu kiraçlı Anadolu toprağına eşeliye eşeliye... ...nasırlaşmış parmağımla şuraya yazıyorum. Sen Zebercet'i okyanusta havare havare dolaşan bir sünger yapamayacaksın. Sayemde Zebercet Anadolu kokan bir delikanlı olacak. Benim gibi özü sözü bir Anadolu bufalosu olacak. Onun için sen gel de otur şuraya, toprağınla barış. Sen mi barıştıracaksın beni kendi toprağımla? Hay bırak Ahmet Muhtar Allah aşkına, önce sen kendin barış kendi toprağınla. Sakin ol. Ne sakin olacağım Allah aşkına? Ne bu böyle? Ne demek canım? Her gün somonları lüple, havyarları lüple, ondan sonra gel kendi tutup at o kadar. Ben her gün somon, havyar, lüple. Pes. Ne pes Allah aşkına? Bunların hepsi yalan ha. 2-3 tane bunlardan yiyordur ama mutlaka dayanamaz. Somonları yutacak, o Rusya'dan gelen o havyarları yiyecek. Mümkün değil, duramaz. Ben, havyar, somon, Rusya. Evet. Pes. Ben böyle bir iftira görmedim ya. Böyle bir kuru iftira görmedim. Ne var orada? Nerede? Elinin arkasında ne var? Benim arkamda 70 milyon insan var. 70 milyon. Kalk be ayağım. Ne yapıyorsun orayı sen? Bir dakika. Al sana. Al sana. Ablacığım seyret. Siz de seyredin. İşte bu 70. Bu da milyon. Hatta bak şurada da küsuratı var. Gördün mü? O zaman nedir bunlar? Nereden çıktı? Bilmiyorum abi. Bu nasıl bir komplodur? Ya 40 yılda bir laf olsun diye yediğim bir şeyi... ...sanki ben her gün yiyormuş gibi iftira edip... ...beni halkımın önünde rezil etmeye utanmıyor musun ya? Sen var ya... ...sen şunları 24 saat yememeyi başar, ben şu dişimi kırarım be. Söz mü? Ne için? Kıracak mısın dişini? Kırarım canım. Ay saçmalama ya. Tamam hayır, bir dakika, kıracak. Ya üzerine de benim parasını verdiğim 24 ayar altın kapatacak. Ay bir dakika. Ahmet Bey, siz onun dediğine bakmayın canım. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Sen yemeden dur, ben 2 dişimi birden kırarım. 1, 2, 3 olsun, kapatması güç olsun. Ay yok daha neler artık. Benim dediğimi yapacak mısın ama? Yapacağım, ne istiyorsan yapacağım. Tamam o zaman. Yap o zaman, ben de sen... Tamam. Allah, Zebercek, durdun mu annen ayı? Yapma ya. Yok artık. Mine. Hadi be. Gittiğimizden beri konuşuyor musun sen kızım? Evet. Alo. Aha dinliyorum. Şşt, o fritöz şakaya gelmez. Yanağına yapışıverir, iz kalır sonra. Kızım şimdi kapa. Yarın rahat konuşursun. Bütün gece dişçide olacağız biz.
Dişçide mi? Ne yapacaksınız ki dişçide? Annene hayat sigortası yaptıracağız. Öldüğü zaman sana yüklüce bir servet kalacak. Tabii dişlerini sökebilirsen. Altın diş esprisi. Kaçırmadım. Ya ben seni sonra arayayım mı? Burada olay var. Yani ne oluyor? Anlatsana. Hiçbir şey olmuyor. Sen git fritözde patates kızart. Ya inanmıyorum ya. Ahmet amcayla annem birbirine girmiş, ben yine kaçırdım. Ya anne! ...24 saat somon ve havyar yemeden duramazmış. Ya bu kadın beni hiç tanımamış ya. Benim o İtalya yiyeceklere ihtiyacım yok. Bu toprağın yetiştirdiği bana yeter artar. Doğru ya. Ya ben öyle bir vatandaşıyım ki... ...sen bana de... ...Türkiye'de hava bitmiş... ...hava solumak için yurt dışından hava getirteceğiz. Ben o havayı içime çekmem. Ben yatıyorum Osman. Biraz sonra bu iki deli kameralarıyla gelir bulur beni. Kurtulamayız amanla. Doğru deyin abi, hadi. Hadi. Yok Alper, bulamıyorum. Ya iyice bak Murat, kim niye alsın çocuğun oyuncağını? Her yere baktım, yok işte. E biraz daha bak Murat. Bakamam Alper. Annelerde doğum sonrası bunalımın başlıca sebepleri... ...uykusuzluk, derin üzüntü hali, Alper, ağlama... lafa tutmazsan... ...Erdem'in oyuncağını arıyorum da. Önce iğne. Uyuşturmadan kırdırmam. Önce uyuştur. İyileşeceğim yaptın o. Anne iyi misin? Ay bile. Ne oldu? Dişçi elinde kerpetenle hiçbir dişimi uyuşturmadan tek tek çekiyordu. Bir, iki, ay. Üç de. Bu hayatımda duyduğum en korkunç rüya. Ne rüyası? Bu yarın başıma gelecek olan şey. Tek bir kurtuluşum var. Ahmet Muhtar'ın 24 saat içinde somon ya da havyar krizine girmesi. Ahmet amca 24 saat içinde somon ya da havyar evet. krizine mi girecek? Yani ben hayatımda bundan sadece bir şey duymadım anne ya. Duymadın mı? Aa, duydum. Aa, yok. Yok duydum, duydum. Aa, bak mesela dedi. Bu sene Avrupa Birliği'ne giriyormuşuz biz. Aha bu bu ama önce ona saçma. Neredeler Osman? Kimler abi? Somonlar, lavyerler hiçbiri yok Osman. Abi ben onları attım abi. Neden? Abi iradene hakim olamayan gece kalkıp yeniden ben senin iradene yenik düşmeni istemeyeyim abi. Sen beni iradesiz bir adam mı zannediyorsun Osman? Yani ben gecenin bir yarısı canım avyar ve somon istedi diye uykumdan uyanacağım... ...ve gelip buzdolabına saldıracağım öyle mi? Yazıklar olsun sana. Sen beni böyle yapacağımı düşünüyorsan yazıklar olsun sana. Sen beni bunca yıl tanımamışsın. Osman yardım et Osman. Abi, abi seni sakinleştirecek bir tek şey var abi. Ne var Osman ne var? Abi, abi bir dakika. Abi. Şimdi daha iyisin değil mi? Sakinleştin değil mi? Ne oldu bana Osman? Abi şimdi... Bir dakika abi. Abi şimdi olan şey şu. Muhtemelen sen de... ...omega 3, omega 6 yağlarının... ...eksikliğinden kaynaklanıyor bu mevzu yani. Şimdi muhtemelen sen... ...TMSF'e parayı... ...geri iade ettikten sonra... ...her gün pahalı somon, her gün pahalı havyar... ...bunlara fazla abandığın için... ...yani bünye alışı... ...aniden bunun eksikliği olduğundan oli... ...o zaman... ...ne oli... ...insanın tabii ki... ...şaftı kayıyor.
Yani insanın dengesi bozuluyor. Ya. Sağ ol Osman. Bana çok şey öğrettin. O zaman şöyle yapacağız. Sen gideceksin, bana havyar bulacaksın, ekmeğin üzerine sürüp getireceksin. Bu da aramızda bir sır olarak kalacak. Yok, ben onu yapamam abi. Yıldız ablaya çok büyük haksızlık olur yani. Neticede ortada 4 tane sarılıklı diş var. Yani çoğumuzun ağzından doplasana o kadar çıkmaz ya. Delirtme beni Osman, bana ortak 6 lazım. Omega abi, omega. Sen ne kaysa? Tamam abi, şimdi sakin olalım. Ben şimdi bir eczane bulayım. Gideyim bir omega hapı alayım, tamam mı? Sen bu arada herhangi bir şekilde kriz gelirse bir tane hap atayım. O seni 24 saat kurtarıyor. Sen yokken kriz gelirse ne olacak? O zaman ne yapayım? Aletimizle oynayayım. Şu düğmeye basayım. Tabii ben biliyorum beni niye davet ettiğini. Benim bütün sevdiğim yemekleri yapacak. Sonra da karşımda süklüm püklüm oturacak. Diyecek ki, ya kusura bakmayın. Ben de böyle aptal saptal bir laf ettim. Gelin vazgeçelim şu işten. Ben olmayayım 4 dişten. Karşımda saatlerce yalvaracak. Bir tane kızarmış. Vah zavallı emekli edebiyat öğretmen. Murat. Günaydın yok mu ya? Ya baba sana günaydın diyemiyorum. Çünkü eğer sana günaydın dersem o zaman Ayper'in verdiği siparişi unutacağım. Ya unutursan ne olur? Annelerde doğum sonrası bunalımın başlıca sebepleri derin üzüntü hali, uykusuzluk, ağlama nöbetleri, değişik krizler olur. Eşin mutlak özveri ve desteğinin olmaması halinde bu belirtiler özellikle sabah saatlerinde görürler. Ve bu belirtilerin görülmesiyle birlikte... Sen de buna inandın. Kitap öyle diyor baba. Hangi kitap? Hangi kitap? Amerikalı profesörün yazdığı kitap. Ayperi'nin annesinin hediye ettiği kitap. Öyle mi? Ya pes. Ya vallahi pes. Ha bazen inanasım gelmiyor ha benim oğlum olduğuna. Ya Murat, senin gibi zeki, senin gibi akıllı, senin gibi yakışıklı bir adam. Ya nasıl düşüyor bu Amerikalı profesör, Batı özentisi anne, çıt kırıldım kızı şeytan üçgenine. Vallahi aklım olmuyor ya. Vallahi aklım olmuyor. Ya yapma. Gözünü seveyim yapma. Bunlar fasafiso, palavra, komplo. Komplo mu? Tabii komplo ya. Allah Allah. Ya ben sana ne diyorum? Ya babaannen beni doğurduktan sonra tarlaya ekim biçmeye gitmiş diyorum. Nerede bunalım? He? Nerede kriz? Nerede sabah erken saat? Ya Murat. Sen hatırlamazsın bir zamanlar Köle Hüzaur Hadiye bir dizi vardı. Ya bu herkesin hor görüp harman savurduğu Köle Hüzaur'a benzetiyorum seni bazen. Yapma gözünü seveyim yapma. İçim parçalanıyor ya. Yapma şunu ya. Bu kadınlara boyun eğme ya. Senin yönetmenlerine izin verme ya. Biraz dişlerini göster. Ne oldu canım? Ben Köle Hizavra değilim Ayper. Hizavra kim Murat? Bilmem. Murat senin neyin var? Diyorum ki bazen profesörler de yanılır. Yani bu kadınlarda doğum sonrası hani görülmesi beklenen bazı şeyler. Yani ne bileyim insan ister istemez soruyor kendini acaba hani. Anladım Murat. Gayet iyi anladım. Yani sen bana demek istiyorsun ki ben bu durumu kullanıyorum. Öyle mi Murat? Sen bunu mu ima etmeye çalışıyorsun yani bana? Hı? Osman bizim yeğenin uçağa inmek üzere. Biz de kalkalım da geç kalmayalım. Tamam ha. Koş Osman koş. Gülmeden kaç koş. Sen delisin Yıldız. Son şansın bu abla. Yo yo bir şansın daha var. Ne olur. Ahmet Muhtar'ın ayaklarına kapanıp ona evlenme teklif etmek. Ay ne saçmalıyorsun Allah aşkına sen.
Bak, hiçbir erkek dişsiz bir karısı olsun istemez. Ahmet Muhtar ister abla. Karısının bütün dişlerini altın kaplama yaptırır. Karısı da gülümsediği zaman ne kadar zengin olduğunu hatırlar. Tabii ya, adam senin sağlam dişlerine taktı. Ayol, adam sana sırılsıklama aşık. Tek engel dişlerin. Saçmalama abla lütfen. Ay. Ah, bir evlensen. Hepimiz dertten kurtulacağız ama. Merhaba Yıldız Hanım. Kimler gelmiş? Nasılsınız Güneş Hanım? Merhaba. Gel çıkart. Yo yo, Osman Bey. Ya ne kadar dar sokaklar bunlar böyle. Evet evet. İki tane limuzini yan yana park ettik. Yol tıkandı. Niye ki limuzinle geldiniz? Ya üçüncüyü getirmeyelim dedik. Osman'ınkini havaalanında bıraktık değil mi Osman? Makara yapıyorum. Bak ya. Tabii ki üçünü de getirdik. Niye bırakalım havaalanında? Gene makara yapıyorum ya. Topla makara. Buyurun. Neyse, neyse. Buyurun, geçin. Buyurun, geç. Osman, Osman kap. Sen de geç, buyurun. Osman abi, buyur. Böyle espriyi anlamadılar diye beyinsiz sanma. Bunlar kendi halinde zavallı, fakir, fukara insanlar. Tabii limuzin esprisi biraz geç anlaşılıyor. Hele üç limuzin olunca baya vakit alıyor. Evet, daha. Bu can Hıraş. Benim yeğenim. Memnun oldum Can. Ben de memnun oldum. Hıraş soyadı. Can Hıraş. Can Hıraş, Can Hıraş. Adı Can Hıraş. Ben koydum. Bunun hikayesi de var. Bunun babası çok rahat adam. Kulakları çınlasın. Ya anası doğuracak buna hamile. Şimdi sancım tuttu, doğuruyorum diyor. O diyor yok, daha doğurmuyorsun. Ya doğuruyorum. O diyor yok, doğurmuyorsun. Bunun kafası da görünüyor. Bu tabii canhıraş bir şekilde sırtladığı gibi doğru hastaneye. Yani adı oradan canhıraş işte. Ben koydum. Yani günün mana ve önemine uygun bir isim koymuşsunuz. Evet, evet. Bunun bir de ablası var Peşmur'da. Abisi de var Hercümerç. Onlar da ben koydum. Peşmur'da Hercümerç, Can Hıraş. Hercümerç. Ne yapıyorlar, iyi mi? İyidir abi. Bildiğin gibi. Bir de Zebercet'i beğenmiyordum. Ayol, yanında ekselans kalır. Tabii Peşmur'da. Ha bak, bu Yıldız teyzen, edebiyat öğretmeni. Yıldız? Nasıl yani böyle? Gökteki yıldız kimin? Evet, gökteki yıldız gibi. Hele isim olur ya. Evet, yüzüne gülünmez. Tamam, komik de biz sonra evde yaparız makarası. Bu da ablası Güneş teyzen. Güneş? Hocam sen Allah, Jüpiter Mars var. Tabii çocuk. Bu da öyle amcasına çekmiş. Öyle şey yapıyor, neyse eder şey eder. Evet, ne yapalım? Daha dişçiye gideceğiz. 6:30'da randevumuz var. Ben aslında daha erken olsun istedim. 5:30'da şey yapayım dedim ama dediler o kadar altını eritmek biraz zaman alır. Yok ya, makara yapmıyorum. Ciddiyim, gerçek. Ne yapalım ya, gidelim mi yoksa sen buna bir seviye... İmtihanı mı yaparsın önce? Önce yemek yesek. Evet. Yemek yiyelim, peki. Yiyelim. Hadi buyurun, hadi buyurun. Yemeğe geçelim. Buyurun. Sohbet güzel ama vakit kaybetmeyelim dişçi de. Anca tabii. Teşekkür ederim Güneş Hanım, teşekkür ederim. İşte. Neler yaptın gene bize böyle Yıldız Hanım? İşte karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalıştım. Abla dumanını biraz daha böyle şey yap. Somon çorban var sıcacık. Sizin için. Efendim, somon şişim var. Şimdi aldım onu da. Onu da sevmiyor musunuz? Somon au gratin. Ama ben bunları yemeyeceğim mi diyorsunuz? Sade bir somon fümemde var. Ay. Şöyle dumanlarını tamam. Verelim, iştahı açasın Ahmet Bey. Abi şu omega hapından bir tane atsana sen. Aceleyle çıktık evden, almadım olsun. Eğer derseniz benim bugün somon yiyesim hiç yok. Havyarım var. Allah. Siyah havyar. Allah. Havyar. Allah. Ay bir. Derin nefes. Derin nefes.
Biz müsaadenizle bir mutfağa kadar şey edelim. Tabii tabii. Hadi bir bekliyoruz. Amca olsun. Soğutmayın. Amca. Soğutmayın. Amca abi. Abi gelin mi? Yıllardır bela güzel somon yemedim valla. Afiyet olsun. De oğlum bir maaşımı hemen bir dakikada bitirme. Yavaş yavaş. Abi derin nefes al ben abi. Sen alıcığın ver. Oh. Alıcığın ver. Oh. Alıcığın ver. Tamam. Alıcığın ver. Görüyorsun değil mi usta? Dört tane dişini kurtarmak için emekli ikramiyesini somun ve havyara yatırmış manyak. Ama sen bu tuzağa düşme ya abi. Sen bu tuzağa düşme. Abi sen iradesi sağlam bir insansın. Alıcığın ver. Öyle değil mi usta? Alıcığın ver. Alıcığın ver. O servet düşmanı, sefalet düşkünü, havyar manyağı, somon delisi kadının tuzağına düşmeyecek. Düşmeyecek abi. Düşmeyecek abi. Düşmeyecek, dayanabilirim ya. Ya yeter ya. Ne o öyle çöplük martısı gibi? Kendi kollarımı rüzgarından satürre olacağım burada. Yürü. Ah merak ettik Ahmet Bey, bir sorun yok ya. Ay yoksa yemekleri mi beğenmediniz? Yok yok çok beğendim. Ha, kaldıralım o zaman öyle. Yok yok. Kaldıralım mı? Abla şey et. Şu galiba kokusu şey tamam. Mi oldu? Tamam abla. Ay ne yapsak acaba? Abla tokum değil, istemeyim değil. Yok sağ olun, yemiş kadar oldum sağ olun. Ay olur mu ama? Yemiş kadar olmak başka, bunları yemek başka bir şey. Abla şey edelim. Abla bir de bir mutfağa gelir misiniz siz? Biz alalım. Biz alalım, onu bırakalım. Şu kalsın burada. Yok yok, tamam. Kalsın. Şöyle uzağa. Bir mutfağa bölümde. Amca niye yemişsin? Belli misin? Hepsi tamam. Birbirinden güzel. Israr etme can, hırs yemeyeceğim. O zaman müsaadenle. Ben bu birinci kalite havyarı bitireceğim. Ahmet abim bileyim. İnadı inattır. O masadakilerden bir tanesine bile elini sürmez. Ama acı çekiyor yani, görüyorum. Acı çekiyor. Acı çekiyor. Ama elini sürmez. 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 Adamın acı eşiği yüksek işte. Acı eşiği yüksek. Yemeyecek o. Yemeyecek. Yemez, yemez. Abla gel şöyle yapalım bak. Ha. Şimdi sen Ahmet abimden özür dile. Hem Ahmet abim rahat rahat somonlu havyarını yesin. Ben de diş sayısını dörtten ikiye düşüreceğim. Aa yok artık görürüm de. Bir, olmaz. Bir olsun. Canım zararı neresinden dönülsek artır, kabul et. Ay Allah! Tamam. Oh be, gel abi gel. Şaka mı ediyorsunuz ya? Abi bir diş. Sarhoş, Ahmet amcan nerede? Bilmiyorum. En son Ahmet amca yanımdaydı. Havyar tabağı elimde. Sonra bir baktım, ikisi daha yok. Elinde mi gitti? Ay şaka. Ayol senin iki dişine bile kıyamadı adamcağız. Ay sana sırılsıklama aşık. Gitti ya, gitti ya. Pişman değilim. Yine olsa yine yaparım. Evet. Belki havyar bizim toprağın ürünü değil. Ama havyarı ekmeğe süren el Anadolu insanının eli. Ben öyle hürmetimden yedim. Biz gideli 3 saat olmuş. Ayper'i yatışmıştır. Murat da bütün dediklerimi unutmuştur. Biz girelim Osman. Pişman değilim. Asla pişman değilim. Bir süre görüşmeyelim baba. Bir süre. Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Bravo. Şimdi bunun aynını kameraya bakarak söyle. Evet. Bir tek şey hariç. Osman beni bu iki deliden kurtar. Ya, film ne olacak abi? Ya ben bunlardan belgesel istedim. Bunlar gerilim korku konusunda uzman. Ya bir ben yatağa girerken çarşafın içinden çıkmadıkları kaldı. Bir daha affedersin lavaboya gittiğimde delikten. Yok şimdi sen sakin ol Ucun abi. Burada rahatsın. Takma kafa onları. Nasıl takmam olsun? Hepsini yedim pişman değilim. Ay üstüne pişmaniye de mi yediniz?
Yarasın. Demeyeyim de yaramasın külahı Ahmet maazallah. Ahmet Bey, ben ne istersem yapacaktınız. Yani öyle anlaşmıştık. Şimdi ben bir metin hazırladım Ahmet Bey. Tamam, peki. O zaman akşama görüşmek üzere diyelim. Hadi, hadi. Akşam bir yemek verecekmişiz. Aile içinde. Ben bir konuşma yapacakmışım. Nasıl kasım kasım kasılıyor telefonda. Ya ilk defa ezik düştük şu kadının karşısında Osman. Ya ne oldu bize böyle? 70 milyonluk bir avuç insan kaldık Osman. Bir sen, bir ben, bir canhıraç, bir masum barbara, bir de fettan barbara. Bu kadının karşısında düştüğüm durumdan beni ancak bir mucize kurtarabilir. Abi ben mucizeyi bilmeyeyim de bizi kurtarsa kurtarsa bu iki deliden barbara kurtarabilir. Sevgili ailem, bugün sizi burada toplamamın iki nedeni var. Birincisi, Ahmet Muhtar Organization Komitesi tarafından düzenlenmiş olan birinci geleneksel barbara ödülleri. Bildiğiniz gibi, teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi barbara ödülleri en iyi belgesele veriliyor. Bu yılda bu ödüle aday olanları açıklamak üzere şimdi müsaadenizle sözü dönürüm Yıldız Hanım'a bırakıyorum. Yıldız Hanım. İlk film. Zebercet'i kim kaçırdı? Yazan yöneten Ahmet Muhtar. Ya. 2008 yapımı. Alındaki topuk. Yazan yöneten Ahmet Muhtar. 2008 yapımı. Yok artık ha. Düzce'nin kurtuluşu. Yazan yöneten Ahmet Muhtar. Ve son olarak Ahmet Muhtar'ın hayatı. Yazan yöneten Cem Tüfekçibaşı. Evet, şimdi sonucu açıklıyorum. Evet, Ahmet Muhtar belgeseliyle yazan yöneten Cem Tüfekçibaşı. Tebrik ederim. Nicelerine inşallah. Yıldız Hanım, siz takdim eder misiniz ödülü? Hay hay, memnuniyetle. Daha nicelerine Cem? Ladies and gentlemen. Hi, how are you? Fine, and you? Mr. and Mrs. Brown. Want to see side. Piece of chalk. This is a book. Yes, yani öncelikle teşekkür etmek istediğim çok insan var. Başta Ahmet Muhtar Organization. Rica ederim, rica ederim. Ne demek? Bana bu ödülün 2 saat önce verileceği söylendiği zaman ben... ağzımdan kaçırdım. Bu muhteşem birinci geleneksel barbara ödül törenine resmen leke sürdüm. Nefret ediyorum. Kendimden nefret ediyorum. Çünkü... Dalara taşlara. Evet. Çek. Gelelim... programımızın ikinci bölümüne. Evet, ben de onu diyecektim. Toplanmamızın ikinci ve asıl nedeni... Hı. ...verecekseniz söyleyeceğim Yıldız Hanım.
Sevgili aile mensupları, geçtiğimiz son bir ay içinde çok yanlış yaptım. Ancak bu yanlışlardan bir tanesi için kendimi affetmiyorum. O da sevgili dünürüm Yıldız Hanım'ı kendime borçlu çıkartmak için kurduğum bin bir alavere dalavere. Ve nihayet anladım ki kendisi asla kimseye, özellikle bana hiçbir konuda zerre kadar borçlu kalmayı kabul etmeyecek kadar onurlu ve gururlu bir insandı. Sen... Abi, tamam bırak, bana bırak. Merak etme. Telaş etme. Telaş etme. Telaş etme. Gel abla, gel. Sen efeye uzat. Geç lan. Su getirelim ya, bir su. Oradan gel bir şey. Uzat ayaklarını, uzat. Ay, gözümüzü patlattın Yıldız. Ya anne inanmıyorum. Ahmet amca olmasa az daha ölüyordun. Ya Ahmet amca resmen annemin hayatını kurtardı. Hayır! Abartma! Kimse benim hayatımı kurtarmadı. Hele o hiç kurtarmadı benim hayatımı. Ay anne ne diyorsun sen ya? Az kalsın ölüyordun, farkında değil misin? Hayır ölmüyordum. Ölmüyordum ben. Evet. Size ölmüyordum. Ölmüyordun çünkü Ahmet Muhtar hayatını kurtardı senin. Kurtarmadı. Ah, anne hiç boşuna debelenme, Ahmet amcaya hayatını borçlusun ha. Hayır! Kimsin? Hay ona borçlu değilim. Hiç kimseye borçlu değilim. Hele ona hiç borçlu değilim. Orası değil, bak nerelere gidiyor. Koş, 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 ayakkabıları, yalın ayakkabı. Baba, ne oldu? İnan sen dünyanın en şanslı insanısın. Yok Murat, yok. Dünyanın en şanslı insanı ben değilim. Dünyanın en şanslı insanı boğazına kaçan fındık yüzünden boğulmak üzereyken yanında benim gibi bir adam olduğu için hayata yeniden dönen Yıldız annen. Dünyanın en şanslı insanı o. Ah be Osman. Abi ne oldu, iyi mi? Bir kamera olacaktı ki ben tam o şeyi yaparken... Ben vallahi dünyanın en şanslı insanıyım. Ahmet Muhtar benim hayatımı falan kurtarmadı. Allah aşkınıza ben o fıstığı zaten çıkaracaktım. Ya yapmayın, abartmayın ne olur. Ay yapma. Aa, anne ya. Hiç farkında değilsin. Vallahi resmen mosmor oldun. Mosmor oldum. Farkındayım mosmor olduğumun da farkındayım ama niye morardım? Allah'ın şu kadar fındığını niye yiyemedi bu kadın diyeceklerdi. Onu da tam çıkarmak üzereydim. Yani çıktı çıkıyordu, adam sabırsız davrandı. Aa lütfen ne olur. Bu iş bitti. Bu iş yaşandı ve bitti. Rica ediyorum. Tamam tamam. Bakın. Bu odada kalacak, tamam mı? Hayatımızda bir sır olarak kalacak. Buradan dışarı çıkmayacak. Söz mü? Söz. 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 Tabii. Allah, eğlenceye bak. Amatör kamerayla çekilen şok görüntüler az sonra. Ünlü iş adamı Ahmet Muhtar'ın bir kadının hayatını kurtardığı şok görüntüler saniye saniye bu ekranlarda. Ya ben değilim, başka birini kurtarmış olabilir. Ay beni kurtarmadı çünkü ben kendimi az daha çıkarıyordum canım o fıstığı. O acele etti. Başlıyor. İşgüzarlık yani yaptı. Az önce haber merkezimize ulaşan bu şok görüntülerde ünlü iş adamı Ahmet Muhtar yanındaki bir kadına gözüküyor. Aa yok. Ben değilim. Yani ben miyim gibi? Amatör kamera görüntüsü olmasına rağmen yanındaki kadının bir süre önce kendi torununu kaçıran, daha sonra Ahmet Muhtar'ın alnına ayakkabı saplayan dünürü olduğu açık seçik görülüyor. Ve görüntülerin devamında kadının boğazına bir şey kaçtığı, kadının ölümle pençeleşirken Ahmet Muhtar tarafından kurtarıldığı izlenimini veren kareler yer alıyor. İzledim dedi. Evet duydunuz, izledim dedi, olmayabilir yani. Görüntüler elimize geçer geçmez Profesör Doktor Sedat Sürter'e bu görüntüleri seyrettirdik ve şu yorumu aldık.
Görüntülerde bayan şahsı net bir şekilde boğazına kaçan bir obje nedeniyle ölüm tehlikesi geçirdiği, Ahmet Muhtar'ın tıp dilinde Heimlich manevrası adı verilen hareketi son derece profesyonelce uyguladığı ve kadının hayatını kurtardığı açık seçik görülüyor. Evet, siz de tekrar tekrar izliyorsunuz. Yönetmen arkadaşımız gösteriyor. Ahmet Muhtar'ın para yaptığı hareketi herkesin bilmesi lazım. Önemli. Tebrik ediyoruz kendisini. Ve kaderin acı cilvesi, bu kadını bir süre önce hayatına kastettiği adamı hayatını borçlu kılıyor. Şok görüntülerle ilgili Ahmet Muhtar'ı aradık ve işte kendi sözleri. Lütfen, rica ediyorum. Biz ayılacak artık medyadan uzak durma kararı aldık. Lütfen. Yani akıl alır gibi değil. Şoktayım. Gerçekten. Bu görüntüleri gördüğümden beri şoktayım. Yani nasıl elinize geçti, nereden buldunuz hayret. Ama lütfen daha fazla konuşmak istemiyorum. Dünürüm hayatta. Yine aramızda. Önemli olan bu. Hayatını ben kurtarmışım ya da başkası kurtarmış, bu detaylara takılmayalım. Efendim? Şimdi ama bu senin Cemle Didem'in yaptığı da iş değil. Vallahi iş değil. Ya yememişler, içmemişler, gitmişler görüntüleri bir televizyona yetiştirmişler hemen. Ama... Bak söylüyorum, sen sakın bunları kendine dert etme. Sen şimdi hayatını bana borçlu olmandan benim faydalanacağımı sanıyorsun. Asla. Hayatını bana borçlu olduğunu sakın düşünme. Çünkü hayatını bana borçlu olduğun benimle birlikte... Bir sır olarak kalacak. Hadi sevgili dönüyorum, kendine iyi bak. Fındık fıstık yerken dikkat et. Yanında ben yoksam tabii. Ne adamım ya. Cangarabar, cangarabar. Cangal oğlu reis. Östürmeyiz, östürmeyiz. Östürmeyiz, östürmeyiz.